İlk defa Hindistan'da et yemeye gidiyoruz. Et kokuyor. Ya yine aynı, yine kötü ya. Bu restoran o kadar meşhurmuş ki bakın Time'ın kapağına çıkmış. Netflix'te Sokak Yemekleri diye bir dizi var, onun Delhi bölümünde. Bakın insanlar nerelerde yaşıyorlar. Garibanlık, fakirlik has safhada. Bu gördüğünüz bir yataklı otobüs. Heh, böyle. Her yere işiyorlar, her yere çişlerini yapıyorlar. Hamburgerler satan McDonald's'ı da göstereyim. Çok saçma. Simsiyah. Biz bunlarda ölmezsek hiçbir yerde ölmeyiz ya. Motor yağının içinde pişti ama inanılmaz acı. Beğenen kimse yok şu ana. Eğer ki Turizm Bakanlığı'ndan mı diyeyim, Kültür Bakanlığı'nı kim izliyorsa, Allah'ınızı kitabınızı seviyorsanız. Hindistan'ın eski Delhi bölgesinden merhabalar. Ben Deniz Pehlivan ve yanımda ben Anıl Ünlü. Gezmek en kolay Hindistan gurusuyla beraber bugün artık Hindistan'la ilgili en çok merak edilen şeylerden birisi olan Hindistan sokak yemeklerini tadacağız. Hazırsanız sizi şu anda hızlıca Hint mutfağı, sokak yemekleri, fiyatları, çarşıları, pazarları Anıl'la beraber göstereceğiz, anlatacağız. Doyacağız ama ilk başta sokak yemekleriyle başlamıyoruz. Hindistan'ın en meşhur kebapçısıyla başlıyoruz. Karim'in mutfağı diyebilirim. Karim kebapçısı. Tavuk var, et var, yahniler var, beyin kavurma var, böbrek kavurma var, her şey var. Ne ararsanız var. Babür İmparatorluğu'nda şefmiş adam. İngilizler gelip Babür İmparatorluğu'nu yıktıktan sonra adam işsiz kalıyor ve kendine bir restoran açıyor. O kadar lezzetli şeyler yapıyor ki neredeyse 200 yıldır aynı şekilde devam ediyor. Ve içeride göreceğiz, kocaman bir mahalleye dönmüş artık orası. Bir girelim, hem size oraları gösterelim, sonra da tadına bakalım. İlk defa Hindistan'da et yemeye gidiyoruz. Hadi bakalım beraber keşfedelim. Şu yemekleri bir gösterelim size. Böbrek kavurma. Sebzeymiş, bu et değilmiş. Kemiksiz kırmızı etmiş abi. Kırmızı et yahnisi. Yahni diyebileceğim bir formda bu yemek. Kıymaya kima diyorlar. Ya kelimeler çok benzer birbirine. Bu şurada beyin kavurma var. Her şey var ya. Beyin kavurma var. Bu da tavuklu bir yemekmiş. Şuradan ekmek mi uçtu az önce ya? Yahniler bu şekilde, ekmek tarafına gidelim. Uçan ekmekleri de gösterelim. Of arkadaşlar, et kokuyor. Abi özlemiş misin? 12 gündür buradayız. Bir kere daha et kokmadı ya. İlk defa et kokuyor. Kardeşlerim hepinizi çok özledim. Gel. Siz neredeydiniz? Gel abi kebaba dönelim. Burada bildiğimiz kebap yapılıyor. Biraz sıcakmış, kolum yandı. Bu kebabın ismi Sikh kebap. Bu kebap ya bizimkine pek benzemiyor. Biraz daha böyle macun gibi yapıyorlar. Şu adamın elinden zaten görebilirsiniz. Sanki böyle Mardin kebabı gibi değil mi ya? Aynen öyle, benziyor. Tadına bir bakın. Siz yorumlayın bakalım tadı da benziyor mu? Arkadaşlar şu an gösteriyoruz. Az sonra hepsini tadacağız. Ama hakikaten temiz bir yer beklemiyorum. Gerçekten. Evet, sokağı gördünüz az önce. Yani her türlü pislik var ve ilk defa Müslümanlar değil mi? Burası Müslümanların. Bu kadar temizler Hindistan'da şu ana kadar görmedik yani. Şöyle bir 360 derece çevirirsen abi kamerayı. Her yerde Karim yazıyor. Farklı tabelalar gibi görünüyor ama hepsi aynı yer. Çok büyük bir işletme olmuş ve resmen devasa bir mahalleye dönüşmüş burası. Of kebap! Ben de yiyeceğiz. Bu da çok lezzetli bir ekmek. Roti bunun ismi. Bir ekmek daha deneteceğim burada size. O da nan, butter nan. Tatlı böyle birazcık. İnsanlar bayılıyor. Umarım siz de seveceksiniz. Bakalım yorumlarınızı merak ediyorum. Vallahi çok iyi, çok. Bir de köri söyleyeyim mi ya? Köri. Yes. Bu restoran o kadar meşhurmuş ki bakın Time'ın kapağına çıkmış. Asya'nın en iyi yemeği. Evet. Netflix'te Sokak Yemekleri diye bir dizi var. Onun Delhi bölümünde birçok yemeği anlatıyorlar. Hepsi vejeteryan. Sonra kadın diyor ki eğer
et yemek istiyorsanız gideceğiniz tek adres burasıdır. Karims'dir. Kebaplar var değil mi genelde yani? Kebaplar var. O az önce gösterdiğimiz soslu yemekler var. Curry diyorlar ona. Büyük bir curry başlığı var. Ortalama yarım porsiyonlarının fiyatı 20 lira, 18 lira, 17 lira falan gibi. Kebapların fiyatı 70 rupi. Dürüm isterseniz 150 rupiye çıkıyor. 150 rupi 12-13 lira. 2 dolar gibi düşünün. Dürüm istemezseniz sadece o şişten çıkartsın getirsin derseniz de 6 TL'ye falan denk geliyor. O uçan ekmekler ne kadarmış? Tandoori roti 10 rupi. 1 lira. 1 lira bile değil neredeyse. 80 kuruş falan o tık 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 attığı rotiler. Şimdi yemekler gelsin, tadarken zaten beğenip beğenmediğimizi yüzümüzden anlayacaksınız. Şu da tavuk. Şimdi bunu deniyoruz. Nasıl? Bu da güzel ya. Vallahi hepsi güzel. Şu ana kadar 2'de 2 iyi gidiyoruz. Beş kişi yedik içtik, 10 dolar para ödüyoruz. 714 rupi vergisi falan da içinde. Şimdi buradan kalkıp nereye gidiyoruz oğlum? Parata yemeye gidiyoruz. Parata. Çay içseydik ya. Sokakta çay içelim ondan sonra gidelim. Sonra parata yiyelim. Masala çayı diye bir çayları var. Biz çok seviyoruz. Şimdi size onu göstereceğiz. Hadi gidelim. Az önce yediğimiz yemek bir Hint mutfağı değildi. Sokak mutfağı da değildi tam anlamıyla. Aslında sokak mutfağı şu anda başlıyor. Her zaman böyle bir kaos var. Bir şekilde yürümeye çalışıyorsunuz, bir yere geçmeye çalışıyorsunuz şu an olduğu gibi. Hindistan'ı gezmek zamanda yolculuk yapmak gibi ya. İnanılmaz kaos, inanılmaz. Geldik, burası güzelmiş, burayı önerdiler, bulduk. Bu hijyeni çekelim ama. Bardaklar, hijyeni şartlarda gayet elde edilir. Bir şey diyeyim, normalde yıkamıyorlar çoğu yerde. Bizi asıl yere götürüyor. Orada kalmamış çay. O yüzden içemedik orada. Bir yer var dedi, esnafa sorduk. Buranın esnafı bizi çocuğa yönlendirdi. Çay içilecek yere gidiyoruz. Heh, geldik. Masala tea, right? Masala. Abicim niye yok hiçbir yerde? Neyim var? Siyah çayı koyuyor bu. Orada kaynattığı sütün üzerindeki böyle kaymak gibi, köpük gibi olan kısmı alıyor. Şurada ya sütlü çay yapıyor aslında ama bizim istediğimiz masala çay. Gerçek o Hint çayı bu değil. Biz normalde masala çayı içmiştik. Arıyoruz, yok bulamadık. Başka şehirde içmiştik. Artık kısmetinize bu varmış, bunu deniyoruz. Bunu ne kadar aldık anam? 7,5 rupi tanesi, ikisini 15 rupi verdik. 1 lira bile değil yani. Hemen hemen 60-70 kuruş falan. Sıcak sütle sıcak çay içtiğinizi düşünün. Tam karışımı o işte. Hiçbir farkı yok. Güzel mi? Aramam. Masala çay daha güzel bence de. Çünkü masala çayı şekerli yapıyorlar. Böyle içtikçe içirtiyor ama bunun çayı... Bilemedim ya abi. Ben de bir şey diyemiyorum şu an. Sokağın ortasında tavuk satıyorlar. 100 rupiye yani 8 liraya falan geliyor. Bunu alıyorsun hani yemek için mi, beslemek için mi bilmiyorum ama böyle bir ortamda gariplerimin kafesin içinde hali bile kalmamış. Abi kasap burası. Buradan tavuğu 100 rupiye satın alıyorsun, veriyorsun, adam kesiyor, temizliyor, tüyünü yoluyor, veriyor sana. Çok çılgın motor sürüyorlar, çok. İnsanlar nasıl geçiniyor, nasıl para kazanıyorlar? O kadar çok merak ediyorum ki. O kadar çok merak ediyorum, anlatamam size. Dayı panniyo, ağzında kırmızı bir şey var ya, dudaklarına koyuyorlar. Ağzına koyuyor onu böyle, akşama kadar bekletiyor. Kafa yapıyor, hem rahatlatıyor. Çok yaygın Hindistan'da, yere kırmızı kırmızı tükürüyorlar. Hep tükürükleri şey pan diye geçiyor işte. Aa, bizim şey bu ya. Bak ne kadar yakınmış. İlk defa böyle bir soy ismime yakın benzer bir şey görüyorum yurt dışında bu arada. İstanbul. Nesibe nasıl, Delhi beklentileri karşıladı mı? Beklediğim gibi, kendimizi hazırlamıştık zaten. Ama diğer şehirlere göre baktığında? Temiz. Ha,
hiç hijyenik ortamlar beklemeyin. Gördüğünüz üzere sokak mutfağı böyle bir şey oluyor Hindistan'da ve bir haftadır falan bunları tadıyoruz, yiyoruz. Şu ana kadar çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah yaşamayız da. Rehberimiz sağlam çünkü. Sıkıntı yaşamamanın 3 çok kolay kuralı var. Açık su yasak. Açık su da yapıldığı için buz da yasak. Beklemiş yiyecekler yasak. Mesela birinci elden göstereyim. Meyveleri doğramış koymuş. Yemeyeceksiniz çünkü kirlilik havadan yağıyor buraya. O yüzden onları yemeyeceksiniz. Üçüncü kuralımız da ızgarada pişmiş, kızarmış ya da haşlanmış her şeyi yiyebilirsiniz. Önünüzde bu üç şekilde pişiyorsa yiyin, hiç sorun olmayacaktır. Bu mesela haşlanıyor. Biz şimdi bu çayı içeceğiz ve hasta olmayacağız. Ben bir haftadır içiyorum. Biraz kıyaslama yaparak gerçekçi bir yorum yapabilirim. Aşırı sıcak. Wow, çok iyi. Gerçekten mi? Vallahi çok iyi. Tadına bakmak istiyorum şu an. Evet, al. Şu an çok merak ettim. Gerçekten çok iyi. Güzel, güzel, evet. Hayal kırıklığına uğratmadı amca. Evet, maceraname. Bir macera peşinde misin, değil misin görelim. Ben de yine Varanasi'deki bir numaraya. Ama bu da güzel. Güzel ama evet, güzel. Kötü değil. Ben sevdim ya ben. Ben onları sevmemiştim. Bunun içi mi daha kolay? Bir şey olmaz değil mi hanım? Olmaz olmaz, güvenli, hiç merak etmeyin. Ya yeri seçmek önemli. İşte etrafı görüyorsunuz, şurada mıcır var. Her yer çer, çöp, adamın kullandığı şeylerin hepsi simsiyah. Ama haşlandığı için hiçbir sorun olmayacak. Bir gün içerisinde bir şey olup olmadığını, ishal değilseniz, aynen, olmamıştır yani. Ama ishalseniz geçmiş olsun. Ya bu. Yani hiçbir farkı yok. Hamur, soslu. Şu an çok sıcak. Daha önce yediğim için söylüyorum. Yenmeyecek şeyler değil. Yenir de ortam çok sıkıntı. Da alışıyor insan. Şuna. Çok sıcak. Vallahi pişir. Hiçbir farkı yok. Alın. Buğdaydan. Yarın daha yok. Sıkıntılı bir pişir. Neymiş ya? Ya yine aynı. Yine kötü ya. Vallahi kötü ya. Olmasa daha iyi ya. Olur. Güzel ya. Bak yenir. Yenmez değil. Ama aramam. Yani zor durumda yenir. Zor durumda. Açsan yenir. Ve inanılmaz baharatlı şu. Bildiğin patatesli. İnsan alışıyor yalnız ya yedikçe. Onu fark ettim ha. Kimse beğenmedi ama herkes yiyor. Evet. Bakalım. Az önceki patatesi bu dükkandan almıştık. Şimdi bu dükkandan aldık. Bakalım nasıl yapıyorlar. Bunun içinde patates var. Böyle birazcık baharatlı, kişnişli bir patates. Dışını hamurla kaplayıp kızartıyorlar. Şöyle bir şey oluyor. Kaç paraymış Anıl bu? 10 rupi 10 rupi. 80 kuruş 80 kuruş. Bu yanındaki soslar yanında geliyor. Sınırsız, fiyata dahil değil. Sadece buna para ödüyorsun. Bunu istediğin kadar yiyebiliyorsun. Şu ikisine vereceğimiz para 1,5 TL. Bu da bedava. Hadi gidip şunu gömelim. Bu samosa. Bayağı sıcak Anıl bu ya. Hop. Başlıyorum. Hindistan mutfağına hoş geldiniz. Hindistan sokak yemeklerine daha doğrusu ve samosa en çok yenilen yemeklerin başında geliyor. Hamurlu, içinde patates olan bir hamur işi. Aslında kızartıyorlar bunu yağın içerisinde. Tadıyorum. Hop bu ya. Aha. Güzel mi? Çok güzel. Sevdin ha? Bu çok güzel. Aşırı sıcak patatesli pişin yiyorsun ya. Evet. Bir farkı evet. Yok yani. Güzel mi? Çok evet güzel. Çok güzel. Bu çok güzel. Gerçekten mutlu çok sevindim. Anladım. Çok sevindim. Gerçekten sanki ben yapmışım gibi mutlu oluyorum güzel yemek bulduğum zaman. Bu yemekler genelde güzel oluyor ama böyle ooo bu çok güzelmiş dedirtebilenini zor buluyorsunuz sokakta. Hani bildiğiniz bir yer değilse, daha önceden gidip bildiğiniz bir yer değilse, buna denk gelmemiz çok iyi oldu. Bu hakikaten iyiydi. Güzel. Gerçekten de. Bakın insanlar nerelerde yaşıyorlar. Garibanlık, fakirlik had safhada. Hint fakiri derler ya, hakikaten öyle. Ne yazık ki öyle. Ki buralar iyi bile, iyi iyi. Arkadaşlar bu bir otobüs, yataklı otobüs. Emniyet kemeri falan hak getire. Yatarak gidiyorsunuz. Odalar var bildiğiniz otobüsün içerisinde, trendeki gibi. Onun bu hiç güvenli değil ama. Ben Vietnam'da binmiştim bunlardan birine. Ben çok yolculuk.
bir yatağa, şöyle gir içeriye. Bak adam açıyor. Bu gördüğünüz bir yataklı otobüs. Ben bunun benzeriyle Vietnam'a gitmiştim. Hiç güvenli değildir. Emniyet kemeri falan hak getire. Abi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok abi. Yataklı otobüs mü olur ya? O dinin tanrısına, yaratıcısına sığınıp bineceksin buna. Güvenlik, ya güvenlikle ilgili hiçbir şey yok. Yattığın yöne doğru uzatıyorsun ayağını ki bir şey çarparsa şöyle ayağının üstüne doğru git. Ben çok fazla bindim Hindistan'da ya. 50'den fazla binmişimdir böyle otobüslere. Hiç kaza olmadı, görmedim. Allah korusun. Kimsenin başına gelmesin böyle. Biz yine de sağlam kaza bağlayalım. Yemekleri keşfetmeye devam. Yolun üstüne denk gelmişti. Görmüş oldunuz. Dönme dolabının hızı ne? Bu dönme dolabının hızı ne? Vallahi o ne Göksel ya? Arkadaşlar, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Dönme dolap var ya, normalinin 5 katı hızlı dönüyor bakın. Net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Hindistan'a hoş geldiniz ya. Sebebi bu işin Hintliler tarafından yapılması bu. İnsanlar sokaklarda yaşıyor. 300 milyon insan söylenene göre 200 ila 300 milyon insanın evi yok Hindistan'da. Üçüncü bir kıyafetleri dahi yok. Onlar dokunulmazlar oluyorlar genelde. En alt sınıf kas sistemindeki. Her yerde bu manzaraları görüyorsunuz. Her yerde. Buralara kadar gelmişken size dana eti olmayan, sadece tavuk ve vejetaryen hamburgerler satan McDonald's'ı da göstereyim. Çünkü hiç bizim aşina olmadığımız şeyleri satıyorlar. Şimdi rastgele bir tanesine gireceğiz. Evet, şimdi bir McDonald's'a geldik. 169 rupi falan. Eğer yemek yaparsanız 279. İyi para alın ya. 280, 25 lira yapıyor. 25 lira ve et değil. Tavuk. Evet, vejetaryen de 10 rupi daha ucuz. O da 24 lira ya. 20, 23 lira. İnanılmaz. Hiç ucuz değil. Okey. Okay, bizi çıkartma diyor. Tamam. En azından almadınız. Thanks guys. Bay bay. Böyle bir McDonald's'tı işte. Deli fiyatlar ya. Lüks yani Hindistan şartlarında. Hakikaten lüks bakan bunlar. Gördünüz yani 15-20'ye de sokakta insanlar yemek yiyor. Böyle McDonald's'ta 280'e falan yiyorlar. Sokakta yediğimiz şeylere 20 ödedik birine. Birine 30 ödedik. Ya burada 270, 280, 20 nerede, 280 nerede? Çok alakasız bir uçurum var arada. İki ülkede insanlar günde... 2 doların altında yaşayan insan sayısı bu ülkenin nüfusunun %50'siymiş. Yani neredeyse 500-600 milyon insan günde 2 doların altında yaşıyor. 2 dolar 150 rupi yapar. Ya şu bir insanın 2 günlük parası, bir tane hamburger. Çok saçma. Hindistan'a hoş geldiniz. Nasıl bir fiyat? İşeyen amcayı da göster hemen. Hemen işeyen amcayı. Heh, böyle. Her yere işiyorlar. Her yere çişlerini yapıyorlar. Hiç önemli değil. Özellikle kırsal yerlerde büyük tuvaletlerini yapıyorlar. Her yere. Evet, artık yemek yiyeceğimiz yere geldik, diğer yere. Yani hem şehri geziyoruz yavaş yavaş, hem de yemek yiyeceğimiz yerleri göstermeye çalışıyorum size. Zaten bana sorarsan Delhi'de öyle çok görecek yer yok adım ya. Ya yemekleri de görecek yerleri kadar önemli Delhi'nin. O yüzden yemeğine de çok ciddi bir zaman ayırmak lazım. Şimdi yiyeceğimiz şeyin ismi paratha. Hello, how are you? Tanıyorlar beni artık burada. Bu kızarmış ekmekleri yemeye geldik. İçine istediğimiz her şeyi koydurabiliyoruz. Biz bademli deneyeceğiz, çili biberli deneyeceğiz, bamyalı deneyebiliriz. Kaju fıstıklısı var, bezelyelisi var, patateslisi var, peynirlisi var. Her şey var. Muzlusu var, muzlusunu da deneyeceğiz. Fiyatları ne kadar mesela böyle bir şeyin? Fiyatları 6 lira, 7 lira, 8 lira olarak değişiyor. Burası meşhur bir yer, o yüzden ortalamadan birazcık pahalıdır. Yani 1 dolar gibi düşünebilirsiniz. Evet, evet. Şu yağı bir göster abi. Motor yağı gibi bir şey. Simsiyah. Biz bunlarda ölmezsek hiçbir yerde ölmeyiz ya. Yiyeceğiz. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Oh, doldur. Geç abi. Biz burada ölmezsek bu yemeklerden hiçbir yerde ölmeyiz. Böyle bir sıkıntı var. Herkes şeyi bir aile yeri beklediniz değil mi? Cidden kötü kokuyor ama ya. Bu ne ya? Çok pis ya. Ne oldu? Bence dışarıda sokakta yiyelim ya. Evet ya. Cidden çok kötü kokuyor. Evet, abi geldi. Allah aşkına, Allah razı olsun, otursun yemeyin. Kendinizi seviyorsunuz. Bunların ek pişi gibi bir şey mi gelecek şimdi? Evet. Neden bütün yemeklerde pişi var anlamıyorum. Bu adamlar inanılmaz ekmek yiyorlar. Öyle böyle değil. Hamur işi inanılmaz. Her öğünde bir hamur işi yiyorlar. Ve genelde hepsi kızarmış. Evet. Yağın içinde. Kızarmış.
Kilo alan insan yok ya, şişman insan yok. Çok enteresan. Balık etliden ama böyle patır patır şişman değiller. Yani. Obezitedeki o şişmanlık gibi değil. Ama mesela çok şimdi baharatlı olduğu için bu zaten yakıyor. Ben çıkartıyorlar anında aynen, ya. Aynen, bence de. Sindirim sistemleri çok hızlı çalışıyor. Baharattan dolayı zaten buraya gelirseniz ilk iki gün kesip isersiniz. Bir şekilde oluyor insan. Ama bu ekmek olayını hala anlamış değilim. Şimdi bize yine hamur işili bir şey gelecek, onu tadacağız. Bunun abi var ya, Hint yemekleri olay ya. Yani 6000 kilometre nasıl gelip bu tadıyı, bu zevki yaşamıyorsunuz ya. Olamaz böyle bir lezzet diyen İstanbul'daki bazı tayfa için yine bir Hint yemeği deniyoruz. Neydi bunun ismi? Parata. Parata. Bu elinde tuttuğun şey. Turplu. Turp. Turplu parata. Bu da bademli. Bademli. Bademlisi de geldi. Çok sıcak bu arada. Buna yine batırıyor muyuz? Bunlara. Önce bir tadına bak batırmadan. Güzel. Yine pişi. Ama lezzetli bir pişi. Baharatlı. Turptan çok baharat tadı geliyor. İçinde badem yiyeceğim. Bakın kırmızı biberleri görüyorsunuz. Biraz soğan muğan var. Turp dışında her şeyi gördüm. İnanılmaz acı. Herkes bir denesin. Bademli güzel. Ben güzel puan verdim. Bademler bize şu. Turplu güzelmiş. Bademli benim favorim. O yüzden bademli söylüyorum her seferinde. Motor yağının içinde pişti ama sağlıksız ama yiyoruz yani. Güzel. Anıl bir puan hak etti. Dediği kadar doğruymuş ama. Bak bu sefer sevdim. Evet bayağı biz şu an tokuz. Ama hala tatmaya devam ediyoruz. Hijyen konusunda çok büyük sıkıntı olsa da bir şekilde bu yemekler yeniyor. Çünkü genelde hamur işi olduğu için idare edebiliyorsunuz. Anıl yine bize bir şey denettirecek. Yolu trafiği kapattık. Yine hamur işli bir şey. Çöle ve türe. Çöle nohutlu, yanına verdikleri koyu sos. Göreceğiz şimdi. Bature de şu büyük böyle şiş pişi. Kocaman bir pişi. Bak plain. Yemeğimiz tamam geldi. Kaç para Anıl? 60 mi 70 mi? Gitme. 40 rupi. Yani 3,5 TL falan. Deniyoruz. O inanılmaz sıcak. Yanında soğan var. Şurada nohut var. Bu çöle işte. Bu da bature. Hmm. Ya bature işte bildiğin batır gitsin ekmek. Yes. Yerse. Oh bu güzel lan. Bu da güzel. Aa, ama çok acı. İnanılmaz acı. Öyle mi? İnanılmaz. Aa, gözlerin şey oldu ha. Bütün boğazım şu an yanıyor. Ekmekte sıkıntı yok ama şey acı. Arkadaşlar baharat kültürü çok fazla oldu. Her şeye acı koyuyorlar. Acısız demenize rağmen bize göre aşırı acı. Su isteyelim ya. Ben acı yemeyecekseniz yemeyin. Bayağı acı çünkü. Bir daha şansımı deneyeceğim. Hazırlıyorum Ali'ye. Şöyle. Ekmek bildiğin hamurlu. Şöyle deneyelim. Bir şey lapa lapa ya. Şöyle nohutlu bir şey. Getir abi ağzını acıttığına değmez. Aynen. Ya. Getir. Ya. Baba lezzetliymiş, gerçekten lezzetliymiş. Kötü değil, güzel. Bildiğin nohutlu bir yemek. Ekmekle ekmek. Ama hakikaten çok acı ya. Şu ana kadar yediğimiz en hayırlı olsun, en acı yemeği de yedik. Biraz sonra bunun üstüne tatlı yemeğe gideceğiz. Şunu bitirelim, devam ederiz. Herkes tadına baktı, beğendik, güzeldi ama acıydı. Bak güzel ama yakan bir cinsten acısı vardı. Şimdi bunun üstüne jalebi tatlısı yemeye gidiyoruz. Hatta Nes, macerana mı? Artık acıdan... Ay son yediğim çok acıydı ya. Hiçbiri bu kadar acı gelmemişti hakikaten. Anıl son yine yapacağını yaptı. Son şakasını. Son şaka. Oo şuraya bak, insan düşer buraya be. Abi insanın hiç değeri yok bu ülkede. İşte izliyorsunuz diyor, ulan beğenmediysen niye gittin falan diyorsunuz ya. Beğenmemek değil bu. Bu olanı anlatmaya çalışmak. Her şeyden de her andan da keyif alamayız ki, pozitif olamayız ki. Enerjimiz bizim de düşüyor ve ülkenin durumunu anlatmaya çalışıyoruz. Olay bu ülkede bu şekilde yani. Biraz eleştirel bakmaya çalışın. Lütfen videoları izlerken. Buralarda çıkarılması gereken çok güzel dersler var aslında. Şu ülkede özellikle. Hele ki dinin insanlar üzerindeki sömürüsü. Evet geldik. Jalebi Valla mekanı. Adam
He. Jalebici, ya jalebi yapan adamın dükkanına geldik aslında. Bu bir nevi ne tatlı sanır bizim Türkiye'deki? Bu tulumba değil, ne deniyor ona? Şöyle yuvarlak, halka tatlısı ha. Halka tatlısı. Ondan yiyeceğiz şimdi. Şöyle bir şey var, bu birazcık kalın, daha ince olması lazım normalde. Çıtır çıtır ve içine daha az şerbet çekmiş olması lazım. Bu bize çok tatlı gelecek. Öyle mi? Bir tane al, ben yiyelim o zaman. Ya tabii. Adam why not dedi ya. Yani Kamil abi. Elinle dokunma, bana elinle dokunuyor. Ha, adam why not, öyle bir İngilizce konuşuyorlar ki yani herkesin İngilizcesi, inanılır gibi değil. Buyurun. Kaç para alıyor bu? 100 gramı 50 rupiymiş, buna herhalde 20 rupi falan ister. 20 rupi. Şöyle bir sıcak, yine hamurumsu bir tatlı yiyoruz. Yorum yapmak istemiyorum. O kadar mı kötü? Abi çok garip tatlar. Yani bizim hiç alışık olduğumuz tatlar değil ya. Dünyanın birçok yerinde yemek yiyip size anlatıyorum ama çok farklı değil mi ya tabii? Sen böyle. Yani tarifi çok zor bir tat şu anda. Dur bir dakika o zaman. Ne gibi diyebilirim bilmiyorum ama yine söylüyorum, aramam. Ve yediğimize bakmayın, deniyoruz işte sırayla. Bunu da tadalım. Sen de beğenmedin değil mi? Beğenen kimse yok şu ana kadar. Gerçekten çok fantastik jalebiler yedim. Bunun pek alakası yok onlarla ya. Çok aşırı şeker. Çok kalın. Jalebinin ince olması lazım ki içine çok şerbet çekmesin, insanın içini baymasın. Resmen aklım. Daha ne kadar aksın yani. Gerçekten bu kötüydü. Bu o bu aradığımız şey değil. İnce 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 bulursak. İyisi nerede bunun? Ben hep yollarda denk geliyorum. Hiç öyle bir yer hatırlamıyorum. Ama bu gerçekten yok yani. Bizde yalan yok. Beğenmediysek beğenmedik. Devam edelim. Az önce dayıya gitti, dedik ya abi hani biz yanlış bir şey mi yedik, hani bu yüzük beğenmedik dedi. Hatta hiç lezzetli değil falan diye, adam ne diyor? İçine çok şerbet çekiyor abi, çok kalın yapmışsınız dedim. O yüzden lezzet oradan geliyor diyor. Beğenmiyorsan. Aynen öyle. Yani. İşin özü bu. Çok da biraz kok satıcı. Esnaflığını da beğenmedik, jalebisini de beğenmedik. Buradan yemeyin yani gelirseniz arkadaşlar. Burası kötü bir yer. Old famous jalebi vale. Bizim için kötü. Bilerek yapıyor da görsün. Bugünkü videonun özeti şu. Buradan bizi eğer ki Turizm Bakanlığı'ndan mı diyeyim, Kültür Bakanlığı'nı kim izliyorsa, Allah'ınızı kitabınızı seviyorsanız gelin şu Türk yemeklerini daha dünyaya yayalım. Evet, evet, lütfen. Ya, lütfen ya, Allah'ınızı seviyorsanız bu ya. Bu yemekler nasıl dünyaca ünlü oldu? Bizim Adana kebabımız, gavur dağı salatamız, ne bileyim yaprak sarmamız falan varken nasıl bunlar bizimkileri geçti? Anlamak mümkün değil. Kokoreç ya. Bir insan kokoreçi özler mi? Onu bile özlüyorum. Özlemeye geçtim ama gerçekten de dünya mutfaklarına baktığınız zaman Türk mutfağı bilinmiyor arkadaşlar. Gelen hayran oluyor ama birçok ülkede gidin birçok şehre asla Türk mutfağı restoranı, evet, göremezsiniz. Evet. Görseniz görseniz dönerci görürsünüz. Kebap diye satarlar onu da. Başka da bir şey yoktur. Aynen. İnşallah bu videoyu izleyenlere hani biz de biraz bilgiler vermiş oluruz. Alın yani, dünya mutfağı diye verdikleri yemekler bunlar, Hint mutfağıymış. Biz bir haftadır yiyoruz. Gözünü de sevdiğimin Türk mutfağı. İnşallah bu videoyu izleyenlere de böyle güzel rehber oluyoruz da, oluyoruzdur da, siz de bir yerlere, bir girişimlerde bulunacaksanız size de böyle bir rehber olur. O kadar yedik 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 acılı şeyleri. Şimdi otelimizin olduğu yere geldik. Öncesinde bir meyve suyu içelim dedik. Karışık meyve suyu yaptık. Anıl, tamları o kadar şey dedik. Dışarıda açık bir şey yemeyin. Evet. Yemeyin, içmeyin ama bunlar genelde taze yapılıyor. Burada böyle önünde çok fazla insan olan yerlerde taze ürün bulma şansınız çok fazla. O yüzden böyle yerlerde meyve suyu içebilirsiniz. İçeceğiz şimdi. Bakalım. Ben bu zamana kadar çok içtim, bir sorun yaşamadım. Hadi bakalım. Buyurun. Şimdi buna 30 rupi vereceğiz. Karışık bir meyve suyu. İçerisinde var, her şey var. Mandalina var. Birazcık mango koydu. Başka ne koydu? Limon koymuş, ananas koymuş, mandalina ve nar. Şu an en sevdiğimiz şey o. Bakalım yarına ne olacak? Bu gece eğer sağlam geçirirsek yarın yine gezmeye devam edeceğiz. Yarın görürüz ne olacağını. Günaydınlar efendim. Ben Deniz Pehlivan. Gördüğünüz üzere gayet sağlıklı bir şekilde bu sabah size seslenebiliyorum. Seslenebiliyoruz. Sabah programı gibi oldu ama Allah'a şükür hiçbirimiz hastalanmadık. Var mı bir sıkıntı olan? Hiçbir şey yok. Bende yok. Anıl'a teşekkür ederiz. Anıl olmasaydı o yemekleri asla yemez, size göstermez. Bugün de böyle sağlıklı bir şekilde güne merhaba demezdik diye düşünüyorum. Teşekkür gördünüz ederim. Yani. Afiyet olsun. Yeniyormuş, yenmiyor değilmiş.
yani hiçbiri bir Adana kebap, bir Ali Nazik değil. Katılıyorum ama buraya gelince bunların tadına bakmak lazım. Ben de mümkün olan en lezzetli yemeklere götürmeye çalıştım sizi. Umarım beğenmişsinizdir. Kötü değildi, içlerinde kötü olanlar tabii ki vardı ama benim şahsen aramayacağım mutfak. Ama geldiğinizde de yemeniz gereken ve doymanız gereken. Zaten size tek doyuran diyebilirim çünkü ekmekli, hamurlu şeyler olduğu için doyabiliyorsunuz. Böyle bir gün geçirmiştik. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız hem Delhi hem de Kuzey Hindistan'dan diğer bölümler gelecek zaten gelecek haftalarda. Anıl'ı da gezmek en kolay hesabından YouTube'dan takip edip detaylı Hindistan videolarını izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Delhi'den selamlar.